Gerçekten de Allah Teala nasip etti ve 21 yıllık dönemde 22. yıla girdik. Gerçekten birçok hizmeti beraberinde götürdük. Bakın ben inşaat mühendisiyim. Ulaştırma yapılarında yaptığımız işler sadece bir insanın bir noktadan bir noktaya ulaştırılması değil. Onların hepsi gerçekten bir mühendislik eseri. Gerçekten bir sanat eseri. Ben hem bir mühendis olarak hem de bir idareci olarak bu tür projelerde görev almış olmanın ayrıca hazzını yaşıyorum. Bunlar sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda dünya otoritelerinden defaatle ödül almış projeler. Aynı zamanda da çevreye duyarlı projeler yaptık. Bakın mesela Çanakkale Köprüsü'nde bazıları bizi eleştirir ya, çevreye şöyle işte duyarsızsınız, böyle duyarsızsınız. Yani Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarındaki temelleri atarken Yunusların göç mevsiminde çalışmaları durdurduk arkadaşlar. Osman Gazi Köprüsü'nde hemen Lagün Gölü yanlış hatırlamıyorsam orada tamamen projeyi pelikanları rahatsız etmemek için değiştirdik. Bakın Kuzey Marmara Otoyolu'nda ekolojik köprüler yaptık. Oradaki normal hayatın, canlı hayatının, hayvan hayatının, bitki popülasyonunun kesilmemesi için orada ekolojik köprüler yaptık. Kuzey Marmara yolunun bir an olmadığını düşünelim. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bir an olmadığını düşünelim. Yani Avrasya Tüneli'nin, Marmara'nın bir an olmadığını düşünelim. Yani sadece İstanbul mu tıkanır zannediyorsunuz? Bütün Türkiye tıkanır gerçekten. Gerçekten biz ülkemizin her tarafına hizmet ediyoruz. Eğer şu ulaştırma yatırımlarını biz zamanında doğru yapmamış olsaydık, bugün İstanbul'un nüfusu şüpheniz olmasın 20 milyonu aşardı. Niye? Çünkü biz insanları yerinde istihdam edemezdik. Biz insanları yerinde barındıramazdık. Yani mecbur iş diye buralara gelinirdi. Zaten geliniyor ama biz en azından o hızı birazcık daha planladık. Köylerimizi, diğer şehirlerimizi, Anadolu'muzu daha yaşanılabilir hale getirdik.